arkadaşlarıma selam, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum. Hadi Türkçü! Bizim nesil okuyan bir nesildi, bizim nesil araştıran bir nesildi, bizim nesil düşünen bir nesildi. Bu nesil tamamen ortadan kaldırılmaya yönelik sanki bir projenin biz değişik boyutlarını yaşadık. Türkiye'ye bir bedel ödettirildi. Bu bedelin içerisinde kimisi bir tarafa Amerika gösterildi düşman olarak, bir tarafa Sovyetler gösterildi. Ama neticede kaybeden Türkiye oldu. Babamı katilini öldürmedim. Ben namus için adam öldürmedim. Ben para pul için adam canına kıymadım. O günkü şartlar içerisinde çok samimi duygularla bu ülkenin elden gitmesinin kavgasının verildiği bir dönemde varlık sebebimiz olan Anadolu'muzu, işte Türkiye'mizi, bayrağımızı kaybederiz korkusuyla bir kavganın içindeydim. Bu kavgayı da samimiyetimle verdim. Ve bunun bedelini çok ağır şekilde hem kendim hem ailem ödedi. Abdullah Çatlı katildi, Haluk Kırcı katildi. Ya 2500 tane ülkücünün katili nerede o zaman? Son 10-15 senemi tek başıma bir odada geçirdiler bana. Hiçbir zaman yanıma mahkum verilmedi. Her zaman üzerimde baskı kuruldu. Her zaman kontrol altında tutuldum. Beni sevecekse Allah sevsin. Vefasını gösterecekse Allah göstersin. Allah'ın Resulü göstersin. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Çok fazla da dert etmiyorum. Ama insanlarla yüz yüze geldiğim zaman da bunu söylemekten çekinmiyorum. Haluk Kırcı, namı diğer İdi Amin ya da Esmeray. Yıllarca medyanın konusu oldu, hakkında çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu. Kimi kahraman diye bahsetti, kimisi de bir katil. Siyasetin sağ-sol kavramlarına büründüğü 80 döneminde, ülkücü hareketin en aktif isimlerinden biri oldu. Türkiye tarafından tanınması ise, Türkiye İşçi Partili 7 gencin öldürüldüğü 1978 tarihli Bahçeli Evler katliamıyla oldu. 12 Eylül döneminde yakalandı ve 7 kez idam cezasına çarptırıldı. İdam cezası hapis cezasına çevrildi ve cezaevindeyken savcı Doğan Öz ve DİSK Başkanı Kemal Türkler cinayetinden de sorgulandı. 7'si askeri cezaevinde olmak üzere 10 yıl cezaevinde kalan Kırcı, 1991 yılında şartlı salıverildi. Ancak hakkında bir kez daha tutuklama kararı çıkartılması uzun sürmedi. Kaçak yaşadığı dönemde adı Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal cinayetine ve Susurluk kazasına karıştı. Bir dönem Ukrayna'ya kaçtı, ardından hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Bir ihbar üzerine yakalanarak Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye getirildi. Hal böyle olunca da yurdum insanının karşısına hep elleri kelepçeli olarak çıktı. Genç yaşlarda tanıştığı ülkücü hareket için ömrünü harcadı. Ancak Türkiye'de yaşadıklarının karanlık bir oyundan ibaret olduğunu anlaması yıllarını aldı. Geçmişini sorguladı ve yaşadıklarını anlatan 8 kitap kaleme aldı. Bugün 57 yaşında olan Haluk Kırcı, 27 yılını cezaevinde geçirdi ve 2015 Şubat'ında tahliye oldu ama toplum nazarında hiçbir zaman tam olarak aklanamadı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol. Haluk Kırcı 1958 yılında Dadaşlar Diyarı Erzurum'da doğdu. 7 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuydu. İlk orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Ergenliğe geçtiği yıllarda yakın çevresi vasıtasıyla bir daha kopamayacağı ülkücü hareketle tanıştı. Erzurum'da doğdum. Erzurum'un manevi milli ikliminde çocukluğum geçti. Erzurum'u çok seviyorum. Bir defa her şeyden önce onu söyleyeyim. Benim için bütün gençliğimin, çocukluklarımın geçtiği mükemmel bir şehirdir bana göre. İlk ve ortaokulu lise Erzurum'da okudum. Bir ara ülkücü hareketin yani dışındaydım. Şöyle dışındaydım. Bir arkadaşım vardı. Babası, abisi DHKPC'den yargılanmıştı. Üniversitede ODTÜ'de okuyordu. Onun etkisiyle böyle sol zihniyete biraz meylim vardı. Fakat daha sonra çok sevdiğim bir öğretmenim vardı. Biraz onun etkisiyle, biraz küçük abim Genç Ülkücüler Teşkilatı vardı. Ülke Ocakları'ndan önce kurulmuş. Oranın müdavimlerindendi. Biraz onun etkisiyle Ülke Ocakları'na karşı meylim oldu. Ortaokul son sınıfta daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü de yapan bir hocamın etkisiyle, onun duruşu, konuşması belki beni etkiledi bilmiyorum. Ülke Ocakları'na gidip gelmeye başladım. Farklı bir iklimdi, farklı bir eğitim yuvasıydı. Daha silahlar Türkiye'de patlamamıştı.
bir ideolojik yapılanmanın yanı sıra ideolojik bilgilenme çağı da diyebiliriz o döneme. O dönem içerisinde yetiştim. Dar çevreden kurtulmak isteyen Haluk Kırcı üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Bu koca şehir inandığı dava için mücadele edebileceği, kendini ispatlayabileceği bir yerdi. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi deyince akla gelen ilk isim Başbuğ Alparslan Türkeş'ti. Ama o Başbuğ'dan önce Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çatlı ile tanıştı. Herkesin reis dediği Çatlı'dan çok etkilenmişti. Bu dönemde Ankara'nın sokaklarında masum öğrenci gösterileri gibi görünen ideolojik arayışlar vardı. Kör şiddetin pompalandığı bu kargaşada siyasi partilere bağlı gençlik örgütleri, sendikalar ve illegal yapılanmalar başroldeydi. Gençlik sağ ve sol diye kutuplaştırılarak silahlı eylemlere itilmişti adeta. Haluk Kırcı da Ülkücü Hareket'in gerçekleştirdiği pek çok eyleme katılarak inandığı dava için mücadele etmeye başladı. Ankara o zaman bir savaş alanıydı bizim için. Bölgeler, mahalleler, teşkilat yapılanması, okullar, işte okulların stratejik konumları, yurtlar, yurtların alber meseleleri. Ciddi bir savaştayız yani. Ankara'da solcular, ODTÜ'lüler dahil olmak üzere şehre pek inemezlerdi. Şehrin hemen hemen bütün hakimiyeti bizim elimizdeydi. Yani komünizm korkusu vardı. Biz komünizmi belki o günkü çocuk yaşımızda, aklımızda, İşte bütün detaylarıyla, ideolojik boyutlarıyla bilmiyorduk ama esir Türklerin uğradığı bir haksızlık, ondan sonra onun materyalist felsefesi bizi oldukça düşman etmişti komünizme. Tabii bunu tetikleyen olaylar da yaşanıyordu dünya boyutunda. Bunlardan etkileniyorduk. Bizim için Türkiye'nin herhangi bir şekilde işgale uğraması veya işte bir Sovyet sisteminin Türkiye üzerine hakim olması en büyük korkuydu. Bu korkuyu yenebilmek için de savaşıyorduk. Ciddi boyutta mücadele ediyorduk, üzerine gidiyorduk. Bunu hem felsefik boyutta, hem eğitim boyutunda, hem ideolojik boyutta, hem de sokakta kavga şeklinde verebildiğimize inanıyorum. Bunu yaptık. Yani bu duygu bizi bir yerlere sürükledi. Bu sokakta da çatışmaya kadar gidince biz o çatışmanın içinde yer aldık, korkmadan yer aldık. ...1970'lerin ikinci yarısı Türkiye'de siyasal tansiyon doruk noktasındaydı. Ülkede bir kardeş kavgası sahneleniyor, üniversiteler, lokaller, kahvehaneler ve meydanlar her gün kanlı baskın yaşıyordu. Türkiye koşar adımlarla bir iç savaşa sürükleniyordu adeta. Ülkücü harekete göre ülke komünizm tehdidi altındaydı. Bunun mücadelesini vermek gerekiyordu. Karşılıklı çatışmanın yoğun olduğu bir dönemde Haluk Kırcı ve arkadaşları sol görüşlü gençlere yönelik bir intikam saldırısı yapmak istedi. Bu baskının planlayıcısı Türkiye'nin yıllar sonra adını sıkça duyacağı Abdullah Çatlı'ydı. Konuşulan eylem 1978 yılının 9 Ekim gecesi Ankara Bahçeli Evler'de bir eve yapıldı. Türk siyasi tarihine Bahçeli Evler katliamı olarak geçen olayda Türkiye İşçi Partili tam 7 genç öldürüldü. Haluk Kırcı ismini bu olayla duyan Türkiye bir daha bu ismi unutmadı. Bahçeli Evler'de bir katliam maddiyam yok. Bunu insanlar işte bize yıllarca bu topluma katliam falan diye. Ya bir arkadaşlarımız öldürülmüş, bir intikam hadisesi. 7 kişinin öldürüyor, aman gidelim katliam yapalım falan filan yok. Katliama giden adam otomatik silahla gider, bombayla gider, 5-6 tane silahla gider. 2 tane affedersiniz kırık silahla bir iki, arkadaşlarımızın intikamı için daha önce belirlediğimiz bir yere gitmişiz. Ama insanlar çok olarak karşımıza çıkmış. Bir eylem olmuş, bitmiş. İyi bir şey mi? Türkiye bunları hiç yaşamasaydı keşke. Ben şunu söylüyorum, yani ben işte bu tür eylemlerde bulundum da aman çok mutluyum işte kahramanım falan filan demiyorum. Bu ülkeye yazık, bu ülke o günleri yaşamasaydı keşke diyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Yaşadık ve bedelini ödedik. O günkü şartlarda benim 2500 tane kardeşim öldürüldü. Benim kucağımda arkadaşlarım öldürüldü. Size fotoğrafını getirirdim. Benim lisede aynı kaptan yemek yiyip yarım ekmeği bölüştüğüm arkadaşımı tezgahla öldürdüler. Birçok arkadaşımı öldürdüler, hem de gattarca öldürdüler. 5 tane benim öğretmenim öldürüldü. Adana'da 5 tane öğretmen arkasından kurşunlanarak öldürüldü. Biri benim öğretmenim. Yani bu kadar Türkiye'de olay olmuş. 5000 tane insan ölmüş. İçlerindekinin çoğunluğu, ezici çoğunluğu ülkücü. Birçok kardeşimizi kucaklarımızda kanlar içerisinde vermişiz, feda etmişiz. Hepsi şehit olup gitmişler. Bunların hiçbiri katliam değil. Biz orada bir eyleme kalkışmışız ki bir gün öncesinde 2 arkadaşımız Ankara'da hamam önünde katledilmiş. Arkalarından kafalarına ateş edilmek suretiyle. Bunlar öldürüldüğü zaman, ülkücüler öldürüldüğü zaman hiçbir şey yok. Ama
soldan 5 kişi 7 kişi öldüğü zaman bu katliam yıllarca süren bir kan davasına dönüşüyor. Nasıl oluyor bu işler? Tek bir gücü şeyimiz var, zaafımız var. Ülkücü hareket medyasını yaratamamıştır. Ülkücü hareketin propaganda gücü yoktur. Ülkücü hareketi yönetenler maalesef çağın gerçeklerine yönelik iletişim kanallarını kuramamışlardır. Telekomünikasyonda başarılı olamamışlardır. Bunun getirdiği eksikliklerle Türkiye'de sanki hiçbir olay yaşanmadı. Sadece Bahçelievler olay yaşandı. Sadece bir tane katil var. Sadece bir tane vahşi adam var. İnsanları boğdu, katletti, öldürdü. Diğer tarafta hiçbir şey olmadı. Ama bu adam asılmalı. Ya eğer gerçekten böyle bir şeyse beni zaten devlet asardı. Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Öyle bir propaganda gücüyle iki tane arkadaşımızı, çok net söylüyorum, olayla en uzak yakın ilişkileri olmadığı halde 13 sene hapis yatırdılar. Ünal Osmanoğlu, Bünyamin Adanalı. Eğer olayla uzak yakın alakaları varsa Allah benim belamı versin. Aslında olay şu. Bahçelievler olayı falan değil. Bunu net olarak görmemiz lazım. Türkiye'de bir misyon hareketimiz vardı. Bu misyon hareketinin bir yerde lekelenmesi, kirlenmesi gerekiyordu. Onu kirletmek için de ellerine bir done geçti. Bu doneyi yıllardır kullanıyorlar. Ama şunu bilmeleri lazım ki Türkiye'deki bütün sol kesimlere, o gün yaşamış olan dürüst insanların hepsine sesleniyorum. Biraz insaflı olsunlar. Biraz insaflı olsunlar. Biz onlara karşı hep insaflı olduk. Biz onlara karşı hep saygılı olduk. Yani 1980'den sonra haklarını da verdik. Dedik ki onlar da Anadolu'yu seviyorlardı. Onlar da bu toprağın evlatlarıydı. Onlar da o gün için bir çıkış arıyorlardı. Onlar da belki yanlış yaptılar. Belki bizim de yanlışlarımız var ama niyetlerimiz salihti dedik. Onlar da biraz dürüst olsunlar, bunu söyleyebilsinler. Cinayetler, sabotajlar, suikastler ülke adeta ateş çemberine alınmıştı. Maraş, Çorum ve Sivas kanlı günler yaşarken gazeteler Abdi İpekçi, Gün Sazak ve Nihat Erim cinayetlerini duyuruyordu. Kimse farkında değildi ama askeri darbenin ayak sesleri çoktan gelmişti. Nitekim öyle de oldu. 12 Eylül 1980 sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ekranlarda ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan bir konuşma yapıyordu. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Yönetime gelen askeri juntanın ilk icraatı ideolojisi için sokağa çıkan gençlere yönelik oldu. Anarşiye karşı çözüm idamdı. Bir sağdan bir soldan anlayışıyla çok sayıda genç idama gönderildi. Haluk Kırcı da çok iyi biliyordu ki yakalanırsa sonu arkadaşları gibi dar ağacı olacaktı. Bu yüzden kimliğini gizleyerek günlerce firari bir yaşam sürdü. Hatta Suriye'ye kaçma planları yaptı. Ancak gelen bir ihbar üzerine yakalanarak Mamak askeri cezaevine kondu. 22 yaşındaydı ve hakkında 7 kez idam cezası istendi. Yusufiye Medresesi dediği cezaevinde 11 yıl kalan Kırcı, 1991 Nisan'ında şartlı olarak salıverildi. Ancak bu durum çok değil, sadece birkaç ay sürdü ve Kırcı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Ve durum basına yanlış tahliye olarak yansıdı. İhtilalden sonra yakalandım. 10,5 yıl hapis yattım. Bunun 7 yılı bir fiil Mamak askeri cezaevine geçti. Ve 3-3,5 yılı hücrede yaşadım. Bir hücrede kaldım. 7 tane idam cezası aldım. İdam cezası aldığım zaman bile hücredeydim. Yıllarca hücrede kaldım. Ondan sonra koğuşlara geçtim. 7 senenin sonunda sivil cezaevlerine gittik. Ben yıllarca idam edilmeyi bekledim. Hücrelerde idam edilmeyi bekledim. Türkiye'de dosyam en fazla idam cezası almış, dosyası en üst olan adam bendim. Ben yıllarca idam cezasını bekleyerek hapishanelerde yattım. CHP'nin de Adalet Bakanı bir Alevi dedesi olan Seyfi Oktay Bey'di. Seyfi Oktay Bey bana bir tek benim dosyama itiraz etti. Bir üst mahkemeye dedi ki, hayır efendim dedi, kanun böyle yorumlanamaz. Bir idam cezası alanlar 10 yıl dediğine göre bu adamın 7 tane idam cezası var. 7 yıldan 70 yıl hapis yatması lazım. 70 yılda Türk Ceza Kanunu'nda olmadığından İçtima edilip 36 yıl bir fiil hapishanede kalması lazım dedi. Haluk Kırcı çoğunluğu hücrede geçen 11 yıllık cezaevi hayatından sonra hürriyete merhaba dedi. Geçmişte çapraşık bir oyun oynandığının artık farkındaydı. Yıllarca aynı ülküyü paylaştığı reisi Abdullah Çatlı ile birlikte ticarete atıldı. Dönemin Erzurum valisi Mehmet Ağar'ın şahitliğini yaptığı nikahla Vesile Erzincanlı ile evlendi.
Kendi ayakları üzerinde durma çabası artık Kırcı'nın tek derdiydi. İşte böyle bir dönemde hakkında çıkarılan yakalama kararıyla bir kez daha yüzleşti. İdam edilmeyecekti ama daha uzun yıllar cezaevinde kalacaktı. Haluk Kırcı ise firari bir yaşama sarıldı ve sırra kadem bastı. 5 koca yıl firari bir yaşam sürdü. Ancak 96 yılının Ocak ayında emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamaları devam eden Kırcı bir hafta sonra emniyet güçlerinin elinden kaçtı. Seyfi Oktay'ın itirazı Yargıtay'da yankı buldu. Yargıtay sırf benim aramamı çıkarttı. Yakalanma emrimi çıkarttı. Ben o zaman yeni evlenmiştim ve yeni bir hayat kurmuştum. Abdullah Çatlı Türkiye'ye dönmüştü. Birlikte ticaret yapıyorduk. Ciddi boyutta bir ticaretimiz vardı. O arada aramaya başlandım. Yani demek ki o zaman bile 2 yıl rahat gezmişim. 96'da beni tekrar işte bu Seyfi Oktay'ın hazırladığı yakalama emriyle yakalandım. Bir yerde polis kontrolünde. Ondan sonra emniyetten kaçtım. İstanbul'da Gayrettepe emniyetinden kaçtım bir hafta sonra. Bir hafta beni orada perişan ettiler, tuttular. Polislerin boşluğundan faydalandım ve kaçtım. Yakalandığı hafta emniyet güçlerinin elinden kaçmayı başaran Haluk Kırcı sadece 3 yıl kaçabildi. 3 yılın sonunda terörle mücadele ekiplerince İstanbul Pendik'te yakalandı. Bu adam yargılandığı dosyalardan çok cezaevlerine giriş ve çıkışlarıyla haber oluyordu artık. Medyanın yakından takip ettiği bu olayda gazetelerde tam sayfa yer buldu. Hatta bir gazete bakalım bu kez ne zaman kaçacak diye haberi manşetten verdi. Süreç zorlu görünüyordu. Haluk Kırcı da bu süreçte ölüm orucuna başladı ve hakkında yapılan tüm suçlamaları reddetti. Yargılaması Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı. Üstelik adı başka dosyalarda geçiyordu. Bunlardan ilki Kırcı'nın firari olduğu 96 yılında işlenen Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal cinayetiydi. Bir diğeri ise Susurluk kazası. Hakkındaki iddialar oldukça ciddi boyuttaydı. Susurluk çetesi içerisinde olduğu ve para için Ömer Lütfi Topal cinayetine karıştığı iddia ediliyordu. Üstelik dosyada Abdullah Çatlı ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım da vardı. Ancak yargılama süreci başlayınca bu dosyalardan da yargılandı. Cinayetten beraat etti ancak Susurluk çetesi suçlamasından ceza aldı. Biz bu parmak izini Şahin Ekte adında bir şahsı arıyorduk, onun parmak izi diye biliyorduk. Ömer Lütfi Topal'ı ne hayatımda gördüm, ne bu olayla uzak yakın ilişkim var. Devlet bunların hepsini biliyor. Yani benim eğer ilişkim olsaydı zaten benim bütün şeyimi dökerlerdi ortaya. Ben bir defa o zamanlar İstanbul polisi beni bulsa parçalayacak. Ben İstanbul polisinden kaçmışım gitmişim İzmir'de kalıyorum. Buralara hiç gelmiyorum. Abdullah Çatlı'yla bile Ankara'da görüşüyorum. Adamların çok ağrına gitti. O zamanki asayiş müdürü, emniyet müdürü beni bursalar parçalayacaktır. Adamların elinden hiç akıllarına gelmeyecek şekilde ben emniyetin içinden kaçtım. Onların çok zoruna gitti. Ben o dönemde İstanbul'un il sınırının içine girmiyordum. Girsem beni parçalayacaklar. Benim Ömer Lütfi Topal'la ne kavgam olabilir? Ne çıkar kavgam olabilir ya? Yani birisi bana desin ki Ömer Lütfi Topal ya adamın kumarhanesine hayatında girmemiş. Adamı tanımam adamla benim hiçbir alaverem olmaz. Yani beni hangi güç bir tanımadığım bilmediğim bir insanı ve hele hele para için bir insanı katletmeye yönlendirebilir? Böyle bir aptallık olur mu? Böyle bir iddia olur mu? Yazıktır, günahtır ve ben bundan yargılandım ve beraat ettim. 17 milyon dolar almışım, manşet, parayı bölüşememişiz. Ondan sonra da Yeşil'i öldürmüşüm. Yeşil'le parayı bölüşememişiz. Yeşil'i öldürmüşüm, o paranın üstüne konmuşum. Hanım da bana soruyor bu paralar nerede diye. Abdullah Çatlı öldüğü zaman bir tane arabası, bir tane de eşinin ailesinden kalan varlığıyla aldığı bir ev var. O da kardeşinin üzerineydi. Bir tane Abdullah Çatlı'nın çöpü yoktu. Abdullah Çatlı parayla uğraşmazdı. Abdullah Çatlı parayı sevmezdi. İç istihbaratta Türk devleti iyidir. Yani bütün kayıtlarda her şey vardır. Belki de devletin bir operasyonuydu. Belki de o gün için yabancı güçlerin Türkiye'deki bir operasyonuydu. Farklı yerlere çekildi, farklı şekilde lanse edildi. Böyle bazen yaparlar. Adama sağ vururlar, solu gösterirler. Sol vururlar, sağa gösterirler. Yaparlar. Ve Susurluk'un üzeri hani örtüldü deniliyor ya. Evet, Türkiye'de bazı güçler tarafından örtüldü. Çünkü gerçeği hiç konuşulmadı. Bir bu. İkincisi, ben kazı olduğu zaman yoktum. Buna eşim şahit, ablam şahit, çocuklarım şahit. Ben Ankara'daydım ve ailemle birlikteydim. Ben kazadan bir müddet sonra kazayı öğrendim. Kalkıp
cenazeyi almaya ben gittim. Saat 1.15 geçe Susurluk'taydım, hastanedeydim. 3'ü geçe cenazeyi ben aldım. Bütün kayıtlar var. Hastaneye girişime kadar bütün kayıtlar var. Hiçbiri ortaya çıkarılmadı. Gazetecilerin çektikleri dahil olmak üzere. Ben arka arabadaymışım gibi muamele gördüm. Ve aldığım cezada, gerekçeli kararda da bu yazılı. Arka arabadaymışım, çete mensubuymuşum diye bana ceza verildi. Ve ben kalkıp gazetede, mahkemede hakimin huzurunda şunu söyledim. Bu insanlar İstanbul'dan yola çıkmıştır. Yalova'ya gitmiştir. Yalova'dan İzmir'e geçmiştir. İzmir'den Kuşadası'na geçmiştir ve geri dönmüştür. İki araba, bu insanlar otelde kalmışlar, yemişler, içmişler, benzin istasyonundan benzin almışlar, lokantaya girip yemek yemişler. Bir sürü insandan görüşmüşler. Ya dedim ki mahkeme başkanına, bir tane benzin istasyonu çalışanı, bir tane otel mensubu desin ki o grubun içerisinde Haluk Kırcı da vardı. Ben sizin bütün iddialarınızı peşin kabul ediyorum. Evet, ben çeteciyim, ben çete mensubuyum, ben bu olayın içindeyim. Öyle olmamasına rağmen, bu savunmama rağmen bana çeteden ve çete mensubu olmaktan ceza verildi. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama süreci bitince hakkında kesinleşmiş cezaları yatan Kırcı 2004 Mart ayında tahliye oldu. Bu, mahkeme kararıyla ikinci tahliye oluşuydu. Ancak tekrar arama kararı çıkarılması çok sürmedi. Ve durum yazılı basında tıpkı 1991'de olduğu gibi yanlış tahliye olarak yayınlandı. Neden olduğu bilinmez ama Kırcı ismi 25 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmüyor ya da düşürülmüyordu. Yakalanacağını anlayan Haluk Kırcı, çareyi Ukrayna'ya kaçmakta buldu. Emniyetin ve gazetecilerin yakın takibi aldığı Kırcı, artık kırmızı bültenle aranan bir isim oldu. Çok geçmeden Ukrayna'da olduğu tespit edilen Kırcı hakkında Ukrayna polisine acil, çok önemli koduyla mesaj geçildi ve Kırcı'nın Türkiye'ye iadesi istendi. Ukrayna makamları tarafından tutuklanan Kırcı bir süre cezaevinde tutulduktan sonra Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iade edildi. Şeyden sonra yine mahkeme kararıyla idam cezalarının kalkmasının üzerine serbest bırakıldım. Ne oldu biliyor musunuz? Müthiş bir enformatik baskı bir daha başladı. Alsın insanlar baksınlar. Nisan 19'da veya Mart 19 ödemiş cezalarından tahliye edildim. 3 gün, 4 gün üst üste müthiş bir enformatik baskı başladı. Mahkemeler bile suçlanmaya başladı. Bunu nasıl tahliye edersiniz diye. Onun üzerine ben ismi bende saklı, solcu bir avukat gitti bir üst mahkemeye, hukuki olarak yetkisi olmamasına rağmen Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi tekrar yakalanmamı çıkardı. Ve basına döndü, dediler ki insanlara yanlış tahliye. İnsanları hep kandırdılar. Yanlış tahliye, yanlış tahliye. Hepsi mahkeme kararıyla tahliye. Yanlış tahliye yok ortada. Sadece oyun var. Ondan sonra Ukrayna'ya firar ettim. Gittim Ukrayna'da, çok enteresandır, Türkiye'nin dışında binlerce solcu var, PKK'lı var, aranan. Hepsi kırmızı bültenle aranıyor. Geldiler, beni orada buldular. O zaman Sayın Cemil Çiçek meclis başkanıydı. Ben Ukrayna'da cezaevinde küçük bir radyo elde etmiştim. Oradan haberleri dinliyorum. Hepsini tek tek getireceğiz diyordu böyle böbürlene. Benden başka o güne kadar kırmızı bültenle aranıp da bir tane adam getiremediler. Yine beni oradan alıp geldiler. Hatta uçakta gelirken şeye dedim ki, Interpol polislerine, beni almaya gelen Türk Interpol'ünün polislerine, Dursun Karataş dedim, nerede biliyor musunuz dedim, bilmiyoruz dedi. Dedim ki ben yerini söyleyeyim, gidin alın yüreğiniz yetiyorsa. Dursun Karataş da o zaman Hollanda, Almanya arasında bir küçük kasabada kalıyor. Gidin dedim, oradan alın yüreğiniz yetiyorsa. Bana gelince, gel dedim sana, beni aldığınız şehrin 3 kilometre ötesinde 10 tane 20 tane kırmızı bülten aradığınız, bulsanız hiç diyeceğiniz kendi arkadaşlarınızın da katilleri var dedim, vereyim de gidin alın dedim, alamazsınız. Alamadılar. Dursun Karataş'ın cenazesi bu memlekete geldi. Kendisini alamadılar. Alamazlar da. Ama bize geldiği zaman dünyanın öbür ucuna gidelim, gelip alırlar. Türkiye'ye iade edilen Haluk Kırcı 5 yıl daha cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildi. Bu kez hakkında kesinleşmiş başka cezaları olduğu söylendi ve bir tutuklama kararı daha çıkarıldı. Bu kez cezaevinde karıştığı bir olaydan dolayı tutuklanıyordu. Adının geçtiği tüm cezaları yatan Haluk Kırcı 2015 yılının Şubat ayında tahliye oldu ve özgürlüğüne kavuştu. Haluk Kırcı, Erzurumlu bir ailenin 7 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Gençliği Türkiye'nin sağ-sol çatışmasıyla karardığı yıllarda geçti.
Ülkücü harekete ilgi duydu ve Ülkü Ocakları'nın müdavimi oldu. Ankara Ülkü Ocakları'nda tanıştığı Abdullah Çatlı'ya olan yakınlığıyla bilindi. Türkiye İşçi Partili 7 gencin öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamının faili olmaktan dolayı yakalandı ve 7 idam cezası aldı. 1991 ve 2004'te iki kez mahkeme kararıyla tahliye edilmesine rağmen tekrar tutuklandı ve durum medyaya yanlış tahliye olarak yansıdı. Adının karıştığı farklı suçlardan dolayı hayatının 27 yılı cezaevinde geçti, sayısız kere firar teşebbüsünde bulundu. Yaşadıklarını konu alan 8 kitap yazdı. Kaçak yaşadığı dönemde adı Kumarhaneciler Kralı olan Ömer Lütfi Topal cinayetinde ve Susurluk kazasında geçti. Yakalanma korkusuyla Ukrayna'ya kaçtı, hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Aynı yıl Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adına mahkeme kararıyla verilen tüm cezaları yattı ve geçtiğimiz Şubat ayında tahliye oldu. İki çocuk babası olan Kırcı, bir sonraki seçimlerde memleketi olan Erzurum'dan belediye başkanlığına adaylığını şimdiden açıkladı. Bunun için siyasi yasağının biteceği 2017 yılının Eylül ayını bekliyor. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol.